Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Airfry içerisinde kabak tatlısı yapıyoruz. Şerbetinin karamelize olup lokum kıvamına geldiği bu güzel kabak tatlısı tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kabak tatlısı tarifim için bu şekilde 2 dilim kabak kullanıyorum. İç kısımlarını ve kabuklarını güzelce temizledim. Sonrasında kabaklarımı çok iri olmayacak şekilde dilimliyorum. Çünkü çok büyük doğrarsak pişmesi daha uzun sürecektir. Videomda göstermiş olduğum bu boyutlarda kabaklarınızı doğramanız yeterlidir. Eğer daha küçük doğrarsanız da kabaklarınız eriyecektir. Bu boyutlar kabak tatlısı için idealdir. Şimdi tüm kabaklarımı güzelce doğradım ve ben kabak tatlımı öncesinde bu şekilde bir fırın torbasında pişireceğim. Fırın torbasını güzelce açıp tezgahımın üzerine Kademeli olarak da şeker serpiştirip kabaklarımı içerisine yerleştireceğim. Öncelikle biraz şeker içerisine koyuyorum poşetimi ve kabaklardan bir miktar yerleştiriyorum. Ve kabakların üzerine tekrar şeker döküyorum. Ya dilerseniz tamamını da dökebilirsiniz ama ben aralarına her yerine gelmesi için bu şekilde yerleştirdim. Yine kabaklarımı koyduktan sonra şekerimi üzerine döküyorum. Ve ben tatlımın içerisinde kabuk tarçın ve 4 tane karanfil kullanacağım. Kabuk tarçınımı elimle böyle küçük parçalara ayırıyorum ve sonrasında fırın poşetimin içerisine bunları da atıyorum. Ben verdiği aromayı sevdiğim için kabuk tarçın ve karanfil kullandım ama sizler sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Kalan kabaklarımı da poşetin içerisine yerleştirip bardağımda kalan son şekeri de üzerine koyuyorum. Ve poşetimi biraz elimle böyle sallayarak içerisindeki şekerin tüm kabaklara bulaşmasını sağlıyorum. Ve sonrasında poşetimi kendi aparatıyla güzelce bağlıyorum. Kabaklarımızı bu şekilde en az 1 saat kadar bekletelim ki kendi suyunu salsınlar. Ben 1 saat kadar beklettikten sonra pişirdim. Ama daha uzun süre bekletirseniz daha güzel olacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere 1 saat bekleyen kabaklarım sulanmaya başladı. Dediğim gibi uzun süre bekletirseniz daha güzel olacaktır. Ama ben vakitten dolayı 1 saat beklettim. Ve son olarak da poşetimi böyle bir çöp şiş yardımıyla Batırarak üzerine delikler açıyorum. Ben kabaklarımı Philips Airfryer içerisinde pişireceğim. Öncelikle bu içerisindeki sepeti çıkartıyorum. Kabaklarımı öncesinde bu tel sepette pişireceğim. Sonra bunu çıkartacağım ve borcam içerisine yerleştirip karamelize olması için bu alt hazneye koyacağım. Şimdi tel sepetimin içerisine hazırlamış olduğum kabaklarımı yerleştiriyorum. Fırın poşetini airfryer içerisine yerleştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli husus bu poşet kısmını iyice alta sokuşturun ki rezistans üstte olduğu için herhangi bir şekilde üstte yapışma olmasın. Ayrıca fırın poşetini de bu şekilde kürdanla delmeyi kesinlikle unutmayın. Airfryer içerisine yerleştirmiş olduğum kabak tatlımı manuel ayarda pişireceğim ve iki aşamada pişireceğim. Öncelikle 180 derece 30 dakika olarak ayarlıyorum. Sürenin sonunda da kabak tatlımın karamelize olması için de bir 10 dakika kadar daha 200 derecede pişiriyorum. Fırın poşeti içerisinde pişirdiğim için açık bir kontrol etmek istedim ve fırın poşetinin yükseldiğini gördüm. Bu nedenle içerisinde bir tane bıçak yerleştirdim ki poşet kabarıp rezistansla yapışmaması için ve sonrasında tekrar pişirmeye devam ettim. 9 dakika kala içerisindeki bıçağı alıp ve kabaklarımı biraz böyle sallayarak her yerinin güzelce pişebilmesi için bu işlemi yaptım. Dikkatli olun bu aşamada çünkü sıcak olduğu için eliniz yanabilir. Biraz böyle salladıktan sonra tekrar üzerine bıçağımı yerleştirip pişirme işlemine devam ettim. Evet, airfryer içerisindeki kabak tatlım 30 dakika boyunca pişti. Şimdi fırın poşetini bir borcamın üzerine alıyorum. üzerindeki bıçak sıcak olduğu için dikkatli bir şekilde alın ve fırın poşetimi borcam içerisine yerleştirdikten sonra bir bıçak yardımıyla keserek içindeki kabakları borcamın içerisine döküyorum. Kabak tatlımız çok güzel bir şekilde pişmişti. Bu şöyle söyleyeyim. Eğer siz kabağı karamelize etmeyecekseniz, bu kıvamda seviyorsanız süreyi 30 dakika değil de bence 35 dakika ya da 40 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Ama ben biraz karamelize edeceğim için tekrar bu borcam içerisinde kabaklarımı alt tazneye yerleştirerek üzerinin biraz kızartmak istiyorum. Airfryer içerisindeki tel sepeti çıkartıyorum ve borcamımı alt hazneye yerleştiriyorum. Sonrasında da cihazı yine manuel ayarda 200 derece ve 10 dakika ayarlayarak üzerine kızartmaya gönderiyorum. 10 dakikanın sonunda artık cihazımı kapatıyorum ve içerisindeki kabaklarımı şöyle bir bakıyorum ve benim istediğim kıvamdaydı. Airfry içerisindeki kabak tatlımı artık çıkartıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum. Bir bardak şekerle tadı çok güzel, tam kıvamında olmuştu. Aynı zamanda şerbeti de gördüğünüz gibi bu şekilde karamelize olarak kabaklara ayrı bir lezzet katmıştı. Ben biraz böyle üzerine içerisindeki şerbeti gezdiriyorum ve bu şekilde kabaklarımı artık soğumaya bırakıyorum. Airfryer ile yapmış olduğum bu kabak tatlısı tam kıvamında ve çok lezzetli oldu. Bu güzel tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifim hakkındaki sorularınızı, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Ve kabak tatlım soğuduktan sonra servise hazır. Ben üzerine tahin ve biraz da ceviz serpiştirerek servis ettim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten kıvamı ve lezzeti çok güzel bir kabak tatlısı oldu. Bu güzel tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer Airfryer tariflerim için yukarıya bir bağlantı linki bırakıyorum. Dilerseniz onu tıklayıp diğer tariflerimi de izleyebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.